Lycanvan'ı ile Dark başladık. Darkseer. Leshrac First Pick. Phoenix. Leshrac, Tidehunter ve Queen of Lion Pain geldi. Tamer. Morphling geldi. Venomancer geldi. Chen'in yanında herhalde ikisi Roamer Gank arası oynayacaklar. İyi bir soda geliyor diyecektim. Sand King. Şimdi belli olacak son pickte ne gelecek bakalım. Ben güçlü bir melee carry bekliyorum şu anda. Chaos Knight banlı, Anti-Mage banlı, Balanar, Brewmaster hepsi banlı. Aslında şöyle uzun zamandır görmediğimiz bir kahraman gelse, Razor falan da izlesek ya. Drow Ranger. Nedense içimden Drow Öyle bir şey olabilir. Ama bu Hunter. Anti-Hunter olabiliyor. Da çıktı. Sand King kablonu Regeneration. Yakalayabilir FB'yi Boris. Yok. Ne yazık ki. Maalesef bu final maçında da olmadı. Artık haftaya. Artık haftaya. Haftaya günlerden birinde yakalamanı umuyoruz. Chen'in açıkçası pek bir etkisini göremedim oyunda şimdiye kadar. Yani Chen'in etkili olacağı süre çünkü giderek geçiyor. Bir süre geçtikten sonra hiç etkili olamamaya başlayacak. Arada bir attığı ulti dışında. Bir an önce Chen'i kullanıp bir şeyler yapmalılar bence. Yani kule almalılar, gank atmalılar vesaire. Evet, kulenin canı daha az. Onları alırlarsa hemen sonra kuleyi de alabilirler. Aynen öyle. Ama bu sefer Lane çıktı. Leşrak kötü yerde kaldı. Ama beklemeyi de ediyor. İşte Bundan sonra çok Sand King gelecek orayı bir dedi. ittirdiğinde oraya edikt açıp Şimdi girebilir. girdiler bence. Şimdi Şimdi girdiler. Hemen Borov Strike hemen geldi. Bu Sentry yere vuramadı. üstüne stun. Hiçbir şansı yok onların. Hiçbir şansı yok gerçekten. Ve o Ve kuleye de evet Edik'le birlikte hemen Edik pozisyonunu aldı Leşrak. Alamadı almadı. yalnız. Almadı ve sonra da bitti zaten. Zaten Evet, almadılar şu anda büyük büyük ihtimal ihtimalle. alamayacaklar. Onu Windrunner dinleyecek mi? Evet, DD'si de var Wind'in. Wind'in ultisi yok kuleye vuruyor ama ultisi olsaydı kulenin canını bayağı indirebilirdi. Leşrak'a Trek geldi. Sentar koştu hemen. Stun. Ravage geldi. Bounty Hunter öldü. Sand King Burrow Strike. Dört yani. Altı Windrunner tek başına karşıdan kuleyi alıyor. Windrunner alacak. Kimse TP atmazsa alacak ki kimsenin TP'si Evet. yok. Ama Yandan Windpick geliyor. alabilirler ama. Onlar da şey alırız dediler sanırım. Altı bıraktılar. Chen bu arada geldiği gibi öldü. Bu bir geçen maçta oldu aynı şey. Neredeyse TK öldükten sonra 4 yıl oldu, orada öldükten sonra. Hemen TP ile Kule iletişim kuleyi kurayım. yine Evet. düşman Ya tarafından aslında geldi ama. oldukça uzakta Chen onlara ama Gash Ama hero olarak bakarsan Sand King, Brawl Evet. Gash Waveform Strike, Leshrac'ın Split Örtü, Waveform. Dediğin gibi çok ölümcüler. Burrow Strike deneyecek mi diye bakıyorum. Sand King. Ring of Health'ini almış. Görüyor olmalı şu anda. Henüz değil doğru Evet. gördüysem. Oo, Ve yine ıskaladı. yine Sen ıskaladı. neler Dagger yapıyorsun? olmasına rağmen. Ahirette gerek de yoktu. Evet alamadılar onu. İyi Ama denediler aslında. Burrow Her Strike şeyi denediler. bence iyi Bu denememe gerek arada de yoktu. Edik Zaten bile gitmesi açtı. gereken yer buydu. Leşrak orada bir Edik bile açtı. Top tower is under attack. Venomancer cooldown'ı açıldıkça oraya yenilerini dikiyor. Wardların. V takımı biliyorsun ikinci ve üçüncü turnuvanın şampiyonuydu. Evet. Sonra bir ara verdiler. Acaba yedinci turnuvayla geri dönüş yapabilecekler mi? Bakalım. Orta kuleden vazgeçmeyecekler sanırım. Glyph geldi. Bakalım Glyph kimde gelse kalacak? de Venomancer Leşrak'ın denyladı.
Windrunner'ı çok iyi bağladı. Tidehunter'ı oradan indirdiler. Yine bassız oldu yani bizim açımızdan. Dakika 26. Ayı shop'a gönderdi sizi de bu arada. Ben böyle az kill oyunları hiç sevmiyorum açıkçası ama. Ben de hiç sevmiyorum ama bir açıdan da oyunda uzun zamandır kill kaçırmadım mesela. Evet. Bak Sylvan'ın ölüşünü de gördük. İşte var ya. Az kill olunca sen de kaçırmıyorsun. Daha, tabii ki. Daha doğrusu daha az kaçırıyorsun. Kaçırmıyorsun derse haksızlık olur ama. Haksızlık olur. Bana yapılan çok büyük bir haksızlık olur. Evet, burada farkındaysan bu üçüncü counter oldu, doğru saydıysam. Yani ben iki sırdım üçüncüyü. Yani şey... Şurada iki kere yaptılar galiba değil mi? Şimdi orada Dire takımının wardları vardı. Radiant takımı geldi, o wardları kırdı. Sonra Dire sentry koyup o wardları kırdı. Sonra Radiant gelip en son bunu koyup o wardları kırdı. Evet, Windrunner'ı tekledi. Ethereal Blade ile. Şu an hatta oyunda tekleyemeyeceği tek kahraman Sylla olsa gerek karşıda. Evet, sonraki Chen olacaktır bence. Yani şu an gördüğü an herkes tekleme potansiyeline sahip. Buraya sağ tıklamış durumda. Onları görüyorlardı bu arada. Sandys'i olmasına rağmen gidip kuleye vurmadı, ben ona şaşırdım. Ben olsam direkt kuleye sandım. Yani Morphling kuleyi de aldı. Ha, şuradaki ward'ı kırabilirler eğer Leşrek oraya giderse. Ama gitmedi. Sand King bu arada çok gizli bir yere çıktı. Şuna girdi çünkü. Sand King VIP'den onları izliyor şu an arenayı. Ne görüyor? Sen göre... ne görüyor derken? Şeyi göre... Ha, evet evet. Diğer göremiyor, sadece atlamak için. Bu şu ayı an için inanılmaz defansif duruyorlar. Çok, çok iyi tabii şu anda ayı. Boss takımından. Ha, Radiance varmış aslında. Şey çıkan. Base'den çıkan. Evet. Acaba CS alabilecek mi diye bakıyorum oradan. Bir CS aldı, iki CS aldı. Sylla iyi, bir wave'de iki CS. Burn damage ile açıp kapatarak last hit yapabilirsin aslında Radiance'la. Açıp kapatsam da sonraki saniye tikini bekliyor ya. Nasıl? Açıp kapatsam da sonraki saniye tikini bekliyor diyorum. Ha, tam öleceği zaman açabilirsin. Evet, kapalı evet, tuttum. Bir Ravage yani geldi. Morphling'i arada yakaladılar. Ve evet, Morphling'i indirdiler. Tabi Aegis'le tekrar aldılar. Şimdi Sand King çok güzel girdi. Ve Morphling orayı resmen temizledi. Şu an neden ayıya vuruyor Morphling? Onu çözmeye çalışıyorum ben. Morphling... STR morph yapıyor bu arada sürekli. Şimdi cana çıktı. TP? Gerçekten gitti. Yani çok şanslı hakikaten. 3800'e çıktı canı, görüyor musun? 3800'e çıktı ama orada... Cem'i bu arada şey aldı, ayı aldı. Evet, ayı da... Ayının Entangling Close'u tutmaması... Tabii çok büyük bir şans oldu Morphling için. Ya özellikle Wind ve Chen eridi yani orada. Ya da Venom, emin değilim. Ama çok defansif oynuyorlar. Wind sadece epicenter'la öldü yani. Ve Morphling Wind'i tekledi. Yani art oyuncu... Yeteri kadar defansif oynamıyormuş demek ki. Veya'nın alması çok büyük ihtimal dedim, erken konuştum ama... Nedeni şu... Ravage. Takım defansif durmasına rağmen Lin'in arkasına girip veya takımı... Ravage attı ama geriye çekildiler. Atılabiliyorsa yine ölen Leşrek oldu.
Yine bu takımın base'den çıkmayacak. Yine VA girecek. Evet, şu an 50 gold'u kaldı. Şuradaki Venovard'ları alırsa galiba diyeceğim. Onun yerine Veno'yu aldı. O da tabii bir seçenek. O da bir çözüm. O da bir çözüm. Şu an yukarıdan gerek kalmayacak yalnız sanırım. Satanic SP. Yok, geriye doğru kaçıyor. Evet, gerek olacak ona. Morphling bu arada waveform. Waveform'la son anda çıktı oradan. Ve TP atıyor. Baze'e gidiyor çok büyük ihtimal. Evet, Baze'e gitti. Ve Satani şimdi tamamlayacak olsa gerek. Evet, Satani'yi tamamladı. Bu arada Satani'nin ikonu büyük tartışmalara yol açmıştı. Dota 2'deki en kötü ikon olarak görülüyor şu anda. Olabilir. Ve Morphling ultisi yardımıyla hemen geriye döndü sağlara. Sen ne olduğunu anlayabiliyor musun peki? Yani dişler tahmin etmeyin, evet, dişler göz gibi bir şey görüyorum sanki orada. Morphling bu arada Bounty Hunter'ı sekledi. Şu an STR morph yapıyor ama canı azalıyor. Ravage ile onu kurtarmaya geldi Tide. Bir gaş. Venomancer de öldü. Windrunner'a bir Adaptive Strike geldi ve Waveform'u defansif olarak kullandı. Geriye doğru çekiliyor Morphling. Onu kovalamayacaklar. Kill farkına rağmen bu şu an çok iyi savunuyor. Ki kombat, kule arka kombat vermeli. Yalnız şu an bak herkes ayrıldı. Sand King orada elimiz duruyor. Epicenter'ı başladı. İçeri. Burrow Strike. Ve Windrunner öldü orada. Evet. Üstteki kuleyi kulesi alacak tek başına. Ultisini hemen attı. Ultisini hemen attı gerçekten. Manatı yok derken Morphling halletti orayı ve kuleyi de aldı. Evet, şu an Shen de öldü. Venomancer de ölecek büyük ihtimal. Bittiririz bütün main'ler. Evet, The Bounty Hunter'dı. Rakibini de adam attım ki. Veya takımı... Evet, bu kombatta şampiyon oldu diyebilirim. Bir aylık bir aradan sonra tekrar o teklif. Tekrar aynen şampiyon oldu. Şampiyon oluyor. Bu haftaki şampiyon Restart Gaming oldu. Zonde'nin kaptanlığında. Gelecek hafta son ayak oynanacak. Dota 2 Türkiye Ligi'nin son turnuvası oynanacak ilk sezonunun. Her cumartesi olduğu gibi 8'de yayınımıza başlıyoruz. Evet, Ancient yok olsun diye bekledim. biraz önce söylediğim gibi her cumartesi 8'de yayınımıza başlıyoruz. Gelecek hafta son... Artık son hafta olacak birinci sezonda. Gelecek hafta herkesi yayını bekliyoruz. Ve şimdilik gelecek haftaya kadar görüşmek üzere diyorum. Ve yayını sonlandırıyoruz. İyi geceler herkese. İyi geceler.